Evet, sıradaki buluşturma... Hayır. Allah elini versin. Niye Uğur? Nevin, ne güzel gelin gibi olmuşsun dedim. Ağlaya ağlaya geldin. Ne oldu ki? Seda ablacığım, annemin en çok istediği şey beni gelinlikle görebilmekti. Ama ona nasip olmadı beni gelinlikle görmek. Dur ya. Yani. Ben birkaç gün önce dedi ki kızım dedi ben dedi mürvetini göremedim. Sen dedi ben yaşarken sen bana çok baktın. 6 ay boyunca başımda bekledin. Ben sana hep dua ettim. İstedim ki seni hak eden, senin kalbini kırmayan, sana değecek birisi çıksın karşıda. Hep dua ediyorum kızım dedi. Ben göremedim ama bir gün dedi ümidini kaybetme. O insan karşına çıkacak dedi. İnşallah. Ve ben şimdi milyonların huzurunda aşık oldum ismini açıklamak istiyorum. Ve ona bir hediye getirdim Seda ablacığım. Çünkü annemin en çok istediği şey torun sahibi olmaktı. İnşallah. Onu ona vermek istiyorum. Aşık olduğun kişi burada mı? Evet burada. Birkaç gündür hayranlarım dedi ki aşık oldun ismi açıkla dedi. Bana sürekli mesaj atıyorlar. Ve ben emzik getirdim ona hediye olarak. Bakın evet. Çünkü en çok istediğim şey bebek sahibi olmak. Ha, o yüzden. Evet o yüzden onu getirdim. Peki buradaysa git elinden tut getir bakayım kim bu? Şu heyecan müziğini bir çalabilir mi? Heyecan müziği elim ayağım şu anda çok kötü titriyor gerçekten. Yani karar anı müziği Ahmet Özden hocam. Elim ayağım çok kötü. Bakalım emziği kimin için getirdi? El ayağı titriyor. Nevin aşık oldu. Aşık olduğu kişiye de mesajı var. Evli mutlu çocuklu bir kız olmak istiyorum. Annemin vasiyeti diyor. Bakalım kimi alıp getirecek? Hayırdır inşallah. Selçuk mu acaba? Aa Selçuk mu? Hocam mikrofonu versin canım. Şu anda gerçekten çok heyecanlıyım. Çünkü birkaç gün önce aşık oldum ismi... aşık oldum dedim ama açıklamamıştım. Yani şu anda hayatımın en mutlu anını yaşıyorum. Çünkü ben hep annem istediği için bugüne kadar taliplerime çıkmıştım. Ama ilk defa aşık olduğum birisini açıklayacağım. Ve ona şöyle sesleneceğim. Ben seni azat ettim, sen de azat et. Hakkımı helal ettim, sen de helal et. Seni sevdiğim için hiç pişman değilim. Adını ömrüm boyunca seninle yaşarım, unutma. Evet, aşık oldum. Mikrofona konuşuyor. Aşık olduğum insan gerçekten annem dedi ki kızım dedi. Sarı mikrofon. Senin kalbin çok temiz dedi. Evet. Dedi ki senin değerini bilecek insan da senin kadar temiz kalpli, şöyle dedi geniş ailesi olan birisi olsun dedi. Şu anda bakalım kimin yanına gitsem acaba? Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Benim yanıma yaklaşabilmek için binlerce hayranım var. Ben senin yanına gelmedim. Sen niye üzeri alındın? Ben Nibet'in yanına gitmiştim. Acaba şuradan birisi olabilir mi? Ben biliyorsunuz öksüz ve yetim bir insanım. Hayatta ne annem var ne de babam var. Ama beni gerçekten babası kadar çok, yani beni kızı kadar çok sevecek olan bir tek kişinin olduğunu inanıyorum. Ve izin verirseniz onun elini öpmek istiyorum. Üzülme ama. Babacığım, izin verir misiniz? Elinizi öpebilir miyim babacığım? Kim? Hangisi? Sait nerede? Sait. Niye gülüyorsunuz? Hayır, ne var bunda gülünecek? Ne var? Niye gülüyorsunuz? Benim babamın olmaması mı komünize gitti? Sakin olun. Hoşunuza mı gitti bir kızın burada kalkıp gözyaşı içerisinde babasız olması mı ilginizi çekti? Sesleniyorum size. Nevin, nedir yani? Niye güldünüz? Sait'i alalım mı evet, tatlım? Evet istiyorum Sait'in buraya gelmesini. Sait gel. Yazgımla kanlı bıçaklı kalbime balacak mı? Hayalim üç kelime o da şöyle. Şu an çok heyecanlıyım. Elim ayağım titriyor gerçekten. Şöyle karşılıklı çok... durun. Nevin, Sait'in haberi var mıydı? Hayır. Sait ne hissettin çocuğum? Hiç kimse yok. Mikrofonu yakın Sait, tut Sait. Bak benim istediğim en çok şey anne olmak. Bir minik bebeğimin olmasını annem de çok istiyordu. İnşallah. Ve ben sana şöyle bir hediye getirdim. Bir gün inşallah Allah nasip eder bir bebeğimiz olursa bunu böyle bunun gerçeğini ona veririz olur mu? Mavi bir emzik. Erkek evet. Bebek demek o da tabii. İnşallah erkek kız. Ama bir şey söyleyeyim mi Sait? Ben seni uzun zamandır izledim.
Annem dedi ki, kızım dedi, böyle efendi olsun, oturup kalkışı belli olsun, geniş bir kitlesi, yani geniş bir ailesi olsun ki seni biz bir gün hayattan göçersek anne baba olarak, seni gerçekten anne babası olarak bağrına basacak birisi olsun dedi. Ben de Sait'in babasını da çok sevdim. Sait'in babası Hasan'dı değil mi? Hasan abi, evet. Pardon. Mikrofonunuz yok galiba. Mikrofon verin, Turan, hadi çocuklar, Turan abi. Haydi. Turan abiye mikrofon verin. Çok heyecanlıyım gerçekten. Turan, özür dileriz. Turancığım, ne hissettin? Vallahi şu anda... Sait de şokta şu an. Ben... Sürpriz yani oldu tabii. Bakın, rahat konuşan bir insanım ama ben şu anda... Hani bana doğru gelmesi, ben... farklı bir, yani... Ağladığı için de yani üzüldüm de yani ben... Konuşacak bir şey de bulamıyorum. Çok şaşırdım. Turan abi de şok oldu. Şimdi neden diyeceksiniz? Ben burada 3 günden beri duruyorum. İzmir'e gidip geliyorum. Gideceğim işlerim çok daha doğrusu. Ben buradan hocadan bir kişi vardı oğlum. Hani böyle bakıyorum uzaktan gelin adaylarına. Ama şu anki durum çok farklı. Çok şaşırdım. Yani ötesi. Şaşırmanın evet, da ötesindeyim. Evet, duygulandın Turancığım. Evet. Anladım. Aynen öyle. Peki Sait, ne hissediyorsun anneciğim sen? Aynı şekilde Seda Hanım. Ben de şu anda çok şaşırılmış bir vaziyetteyim. Kendisini... Eğer görüşmeyi kabul ediyorsan mikrofonu taktıracağız, şuraya alacağız sizi. İstiyor musun anneciğim? Babana sor istersen. Babası ister misin? Ben Seda abla zaten başta da söylemiştim. Babam ne derse o şekilde bu programa Turan, devam edeceğim demiştim. Turan tanısın mı? Birbirini tanısınlar mı? Lütfen, ben çok seviyorum. Bir konuşsunlar mı oturup? Biri. Ve benim de babam yok biliyorsunuz. Bir baba şefkatine çok ihtiyacım var. Siz de çok şefkatli bir babaya benziyorsunuz. Lütfen. Bakın, teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim ama... Yani... düşündüğümüzün çok dışında bir olay oluyor şu anda. Yani bizim kafamızda... Biz de bilmiyorduk. Biz de şaşırdık. Turan. Evet. Yani yemin ediyorum biz sabaha karşı geldik. Bizimle duran Tanju oğlum biliyor da ben yoldan şu anda gelmiyor. Çok da yorgunum. Ben inanın bayılacağım şu anda yani. İnanın o derecedeyim. Yani peki, o zaman... görüşsünlerse görüşsünler. Peki. Geç bir görüşün yani. Sait'i şöyle alalım, mikrofon taktıralım. Sonra konuşsunlar. Evet. Sait, geç yavrum sen de. Çok sağ olun anlayışınız için.